Merhabalar, Eylül ayına hoş geldiniz. Henüz Eylül ayına girmedik ama son nokta atışı olarak tabii ki ben de çekmeye başladım. Öncelikle Koç, Boğa, İkizler, Yengeç burcunun kahve enerjisini anlatacağım. Ondan sonra diğer burçların videoları da gelecek. Yarın en son hepsi yüklenmiş olur. Belki bugün de bu gece de yüklenmiş olur. Biraz yüklemelerim sadece yavaş oluyor. Bunu belirteyim efendim. Ve tabii ki kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada Neslihan şirkatlarından almak isterseniz ya da özel danışmanlık isterseniz WhatsApp numaram da bu videonun altında bulunmakta. Instagram hesabıma bekliyorum herkesi. Çünkü Instagram hesabım artık koptu gidiyor milyonlara doğru. Milyon oluyoruz. Evet, 560 bin mi bilemeyeceğim. En son takipte kalamadım. Çok aktif şekilde orada bulunuyorum. Çok eğildim Instagram üzerine. Sizleri de bekliyorum. Hadi bakalım, şimdi geldik. Sevgili Koç burcundan başlıyoruz efendim. Eylül ayını yorumlamaya bir tane inayımız, bir dolunayımız var. Onları da ayrıyeten Neslihan Şirin kanalına atıyorum. Haftalık gün gün burç burç olan videoyu da bu videoların sonlarına hep ekleyeceğim. Açarak da yapabiliriz gerçekten. Evet. Sevgili Koç burcumuz, Eylül ayı içinde gecikmeye uğrayacak bir şeyler varmış. Yani kader çarkı gecikiyorsun diyor. Bir şeyleri hadi artık yap diyor. Bilge kişi oluyorsun diyor. Bakar mısınız? Çok güzel. Bilge kişi oluyorsun ama bir şeyleri artık lütfen başla diyor. Yapmaya diyor. Ve çok büyük bir güç kazanıyormuşsun. Bu güçle birlikte dört elementin sana etkisi yardımı oluyor. Yani burada diyor ki sizler diyor sonsuza kadar diyor büyük bir güç kazanıyorsunuz. En çok gücü de Eylül ayında hissedeceksiniz. Ve efendim şuraya bakar mısınız? İkizler, Kova, Terazi. Erkek olan koçlarımızın hayatına girebilecek bir kadını gösterir ya da kadın koçlarımızın bir yakın arkadaşlıklarını gösterebilir. Ve burada bir zaferi aslında gösteriyor ve şeyi gösteriyor. Yani sizin soğukkanlı bir karar alacağınızı da gösteriyor. Ve burada da ne çıktı? Aşk okları, titreşimler, en sevdiğim kartlarımdan bir tanesi. Evet, aşkta pozitif haberler geliyor. Aşkta ve işte sakın ümidini yitirme. Olumlaman geldi. Beklediğim bütün haberler pozitif. Bütünün hayran olacak şekilde geliyor. Evet, zafer benim oluyor. Teşekkür ediyorum yaratıcı güce. Böyle bir olumlaman çıktı. Çok da güzel. Yani bu olumlamayı yaparsan haberlerin gelişini daha da hızlandırabilirsin. Sevgili Koç burcumuz. Hadi bakalım. Hadi bakalım, çok önemli bir aa bakar mısınız? Şimdi şurada zaten bir koç çıkmış, senin özelliği şurada çok güzel bir boynuzu falan böyle geriye. Bu bir yabani koç ama. Hani yabani koç şimdi burada bize ne anlatıyor? Yeniliklere açık ol diyor. Biraz daha sosyalleş diyor mesela. Ve aşırı derecede nazar. Bakın kahveyi açmadan hiç esnemedim bile. Sevgili Koç burcu, senin karşında da böyle yine kendin gibi ateş gruplarından birileri çıkabilir. Yeni bir ilişki başlayabilir. H harfi var. H harfi. Bir de bir insan var. İki elinde böyle eşit derecede bir şeyler tutmuş. Sanki size birine bir hediye verilecek. Aynısı size de geliyor yani. Böyle bir farklılık var burada. Böyle bir ilahi adalet tecelli edecek gibi yani. Birinden bir hediye alacaksınız. Aşırı bir enerji. Gerçekten. Bakın hiç açmadım. A harfi de tam dipte. I da yanında. I, I, J olabilir ama. L olabilir ama. Yani daha çok I ve I gibi gördüm. A harfinin tam yanında durmuş. Bir kadeh var. Çok güzel bir şekilde bu kadeh size yeni bir hayatı anlatıyor. Evet. Evlerle ilgili bir meseleler var, alımdır, satımdır, borçlar, yani borcu girmeden malın sahibi olunmaz. Borçlarınız var ise de bu Eylül ayında sanki bir böyle ilahi adalet dedik ya, size gelen herkese gelmiş ya da herkese gelen size de bir paket bu. Bakın borç yapılandırma ya da bir güzellik olabilir.
Dilek tutun, dilek tutun. Evet, çok nazarınız var, dileğiniz oluşuyor. Burada öyle bir seviniyorsunuz ki koşa koşa birilerine haber verme gidiyorsunuz, böyle koşturuyorsunuz sanki. Ya da çok Eylül ayınız çok aktif geçecek yani. Ve burada gözler var. Koçun her zaman nazarı değer ama gözler çok üzerinde olur. Gayet güzel çıktı. Yani evet, orada pek rakam göremedim ama burada 11. 11 rakamını görüyorum. Evet. Gayet güzel. Büyük bir dinozor. Zaten gücün size geleceğini gösteriyor. Bakın bir dinozor. Bir tarafta, bu tarafta da güzel bir tavus kuşu. Daha böyle hani kanadı yerde açacak. Çok güzel çıktı gerçekten. Sevgili Koç burcumuzun. Evet, bunu hemen şuraya koyuyorum. Koyamıyorum. Ve koydum. Şimdi efendim ortalığı batıraraktan bakıyoruz zaten. Geldik sevgili boğa burcumuza. Sevgili boğa burcu, şimdi senin bakacağız bakalım. Eylül ayınıza. Evet. Aslan, yay, koç, ateş gruplarından birileriyle böyle bir münasebetin olabilir. Eylül ayında kısıtlı ve dinlenmedesin, düşünmedesin. Ah, aşkla ilgili, bir anlaşma, bir sözleşmeyle ilgili. Yani burada Eylül ayında senin bir kısıtlanmanı görüyorum Eylül sonuna doğru. Ama aşkta da güzellikler. Ben kesinlikle su içeceğim çünkü inanamıyorum. Şuraya suyumu koymuştum. Anlaşmalarla, sözleşmelerle alakalı bir güzellikler var burada. Aşkla ilgili bir düşüncelerin olacak fakat Eylül sonuna doğru bu aşk durumların netliğe kavuşacak ya da anlaşma, sözleşmelerin var ise onlar netliğe kavuşacak ve sen de rahatlayacaksın. Yine Aslan, Yay, Koç, ateş gruplarından kişilerle tanışabilir, güzel anlar yaşayabilirsin. Olumlamana da bir bakalım efendim. Evet. Bir vakit kalmış dileklerinin oluşmasına. Evet, sanırım Eylül sonu, sabır. Boğalara sabır. Bakın sizde kötücül bir gezegen transitte. Hangisi bu? Uranüs. Uranüs olan bir yerde boğaların çok da rahat edeceğini söyleyemeyiz. Yani biraz böyle hayatınız hengameli, ani çıkışla, ani girişle, böyle giriş çıkışla diyelim. Olaylar, melankolik olaylar, yıkımlar yaşayabilirsin. Çünkü Uranüs'te sürprizi bir şekilde değiştirir. Sabır çıktı. Hemen okuyoruz. Sabrım sayesinde düşüncelerimi çevremdekilere aktarıyorum. Ve kabulünü izliyorum. Yolumda zenginlik ve güvenle yol alıyorum. Ay, bu ne kadar güzel bir şeymiş. Yolunuzda güvenle yol alıyorsunuz ama. Evet. Kısıtlı hissetmeyin kendinizi. Benim nazar duası var. 3 dakikada nazara çözüm doğan var, yani kesinlikle onu yapınız derim. Çünkü bu gerçekten kısıtlı olduğunuzu gösteren, nazar değdiğini gösteren bir dua, şey, kısıtlama kartı yani. Bir enerji sizi kısıtlamış gibi gibi düşünebilirsiniz. Evet, şimdi hemen bakalım. Evet. Şimdi burada, elime de geldi. Sizin dilekler çoktan oluşmuş sanki. Şimdi burada uzun saçlı bir bayan. Saçları rüzgarda savrulmuş. Yeni hayata doğru gidiyor. Hatta böyle biraz utangaç. Yani öyle bir, böyle bir yüz ifadesi bile çıkmış. Utangaç. Ve aşırı derecede güzel bir bayan, bu sizsiniz yani. Evet. Erkek olarak da aslında çıkmış, yani cinsiyetsiz bakarsak, ama uzun saçlı. Yani böyle marjinal, orijinal bir görüntü, dış görüntü sergileyebilir boğa burcu. E harfi çıkmış, X çarpılar, ay ne kadar çok, bir sürü hesaplarınız var. Kafanızdaki bir sürü hesaplar çıkıyor. Yavaş yavaş, bakın hani bu böyle damlaya damlaya göl olur ya, böyle
biraz damlıyor, büyüyor, büyüyor, büyüyor. Yani para enerjisi büyüyerek dalgalanaraktan geliyor. Hani var ya şarkı, dalga 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 dalgalanıyorum sabah sabah sesimi kısın. İşte o şarkıyı lütfen söyleyin, yani dalgalanarak büyüyorum deyin. Bu enerji size gelsin. Kelebekler yeni hayat var. Nidenin neyisi var? Bir güzel bir meşale yanıyor, yani böyle büyüyerekten yanacak. Şan, şöhret, para, üne yoruyorum bunu da. Üç tane yolunuz var. S harfi var, A harfi var. 9 rakamını da gördüm. Y'yi görüyorum yakın zaman. Hadi bakalım dilek dileyin. Hadi bakalım dilek dileyin. Meşaleniz yanıyor. Sıkkınsanız canınız. Aslan, yer, koç. Evet, burada bir aslan. Güç kazanacaksınız burada. Güç kazanacaksınız. Zaten ateş elementi ile ilgili bir mücadele olabilir. Bakın burada bir kuyruklu insanlar var. Düşmanlarınız olabilir. Hep dikkat edeceğiz yani. Bunlara dikkat edeceğiz. Uyarı olarak veriyorum. Dileğiniz zaten kendiliğinden aktı gitti. Çok güzel. Yani burada uyarı verilen şey sadece bu kuyruklu insanlar, kanma, kandırılmaca. Hafiften hasta gibi hissedebilir. Biraz da haber alabilirsiniz. Fakat iyileşecek bir hasta. Evet, yine miras, para, işleri var şeyin. Evet. Burada B harfi, B ve K harfini de bariz gördüm. Evet. Şimdi efendim bunu da buraya koyuyoruz. Devrilmesin. Eller battı tabii ki. Şimdi geldik sevgili İkizler burcumuza, kartlarımızı da karıştıralım. Boğa'ya sabır çıktı. Sabır edecekmişsin bazı şeyleri. Zaten boğalara peygamberler burcu derler. Sabırlıdır boğalar. Evet bakalım ikizler, çok da sabırsız olan bir burcu geldik sevgili ikizler burcumuza. Sevgili ikizler burcumuz. Evet. Şimdi sizin de bakıyoruz Eylül ayınıza. Evet, sizde de hafiften bir hastalık, bir yatış, bir konuyu çok düşünme. Dört tane böyle bir konu var. Bir tane dediğin. Aşkla ilgili olabilir, işle ilgili olabilir. Ama burada aşıklar kartı güzel bir aşksız olanlara güzel bir aşka kavuşacağını gösteriyor. Ve bir yolculuklar olmazsa olmazı sevgili ikizler burcunun bol bol da yolculukları var imiş. Kartını da açalım, hepsini öyle yorumlayalım. Yolculuklar ikizler burcu sever, değişimi de sever. Sık sık değişken bir burç zaten. Ve tutulmalar da ikizler burcunda olduğuna göre bol bol yolculuk yapacakmış. Değişiklik yapacakmış hayatında. Bir kere değişime evet de diyor. İnandığın her şey köklü bir değişime doğru gidiyor. Direnç gösterme, üzülürsün. Evet. Şimdi olumlama. Hayatımın her alanında olumlu ve doyumlu sürpriz değişimlere kendimi açıyor, kabul ediyor ve mutlu, huzurlu, zengin oluyorum. Bakın mor bir kart, kelebek. Bu bir yenilik. Yani hiç bu bir yeniliği gösteriyor. Ben size söyleyeyim. Yeni bir hayata adım attığınızı gösteriyor efendim. Şöyle koyalım ve bakalım. Yeni hayat zaten evet diyerek geliyor. Evet diyerekten bir yeni hayat geliyor. Bakın burada anlaşmalar, sözleşmeler. Hastalık sizinle ilgili olmayabilir. Bu hastalık bir dışarıdan bir hastalık olabilir ve bu hastalık iyileşecek bir hastalık. Evet. Aa, akıyor buraya. Sevgili ikizler burcumuz. Şimdi burada tertemiz aslında çıkmış. Sizin fincanınız. Hemen bir V harfi, bir üç harfi. Aa, fincan görüyorum. Bakın bu fincan çok önemli. Burada söylediklerim çok önemli. Bir bulut haznesi. Kafanızda bir bulut var. Yani bir şüphe. Yani işte bu hasta mıyım değil miyim, ama değilsiniz. Aşılarınızı olun. Kendinizi koruyun. Maskesiz gezmeyin. İkizler burcu solunum demektir. Burada akciğerler çıkmış. Astımınız olabilir. Şu bu olabilir.
Burada bir de bakın bir aydınlık var. Akışkan enerji derim ben buna. Burada benim gördüğüm şeylerde akışkan enerjiler, yani Eylül ayında işiniz tıkırında gidecek, yani enerjilerde çok zorlanmayacaksınız olacak gibi enerjiler var. Bir de böyle zorlu enerjiler vardı. Mesela öyle değil. Ra, Rize'nin R'si, Fatsa'nın F'si. Bunları görüyorum. Ay, size çok büyük bir güç geliyor. Üç tane. Burada da üç gördüm. Burada bir yolculuk. Taşınabilirsiniz. Taşınma düşünenler olabilir. Üç tane yolculuk gördüm. Aa, bir, iki, üç. Üç rakam her yerde çıkıyor. Örümcek güzel bir şeydir. Bir ağ, ev yapma gibi. Hadi bakalım, örümcek ağlarını örüyor. Kader demektir. Kader ağlarını örüyor. Sizin için güzel bir şeyler olacak. Hadi bakalım, dilek tutun. Sevgili İkizler Burcu, güzel bir şekilde dileğin oluşuyor. Burada karşılıklı böyle iki tane kişi var. Evet diyorlar. El sıkışmışlar. Anlaşma, işsiz olanlar iş bulabilir ya da bir müşteriniz, yani bollaşması ya da bir şey alım satımı yapıyorsunuz burada. Ya da husumetli olduğunuz, bu partneriniz olabilir, bir şey olabilir. Onunla güzel bir anlaşma yapıyorsunuz. Siz zirveye oynuyorsunuz. Zirveye tırmanmaya istiyorsunuz. Bakar mısınız? Ama burada bir bukalemun var. Güzel ejder demektir. Ejder. Yani sizin böyle birazcık mistik enerjiyi kullanın, çok büyük ejder gücüne sahip olacaksınız. Yani gerçekten çok güzel çıkmış. Evet, A harfi de görüyorum. Merdiven, resmen merdiven. Siz kariyer istiyorsunuz, yükseliş istiyorsunuz. Bu evet ona evet demektir. Ve aynı zamanda da kuşlar var, çok güzel haberler var. Gideceğiniz yolculuklar hayırlı olacak. Evet, yani tabii ki burada birazcık böyle bir şey, borç harç olarak kafaya taktığınız bir şeyler de gözüküyor ama burada görebildiğim 8 rakamı sonsuzluk işaretidir. Bakın 8 ve 3. Evet, 8 ve 3 günlere dikkat edin. Sevgili İkizler Burcu'nun da şahane ötesi çıktı efendim. Onu da şuraya koyalım ki. Evet, fincanı koyacak yerimiz kalmadı çünkü artık masamız ufak. Şimdi geldik sevgili Yengeç burcumuza. Bakar mısınız sevgili Yengeç burcumuz, zaten böyle inişli çıkışlı, böyle virajlı virajlı yollara gidip gelecekmiş. Nerelere gidiyorsa sevgili Yengeç burcumuz. Hemen bakıyoruz. Evet, bakıyoruz. Büyük devletle ilgili işleri olacakmış. Bir imparator kartı çıktı. Devletle ilgili işler çıktı. Ve burada çok güzel de bir böyle herkes ne yapıyorsa onu yapacaksın, bir paralarla oynama çıktı. Yani bu size zaten bu güç verecek. Eylül ayı içerisinde büyük bir gücün geldiğini gösteriyor. Bir eril enerji, baba olabilir bu. Bu eril bir enerji olabilir. Bir ata yani işte ailenin büyükleri, ama onun yanı sıra da hayatımızın böyle bir doktor, bir öğretmen, bir avukat, yani büyük belki de kişileri gösteriyor hayatımızdaki. Parayla ilgili alacakmış, verecekmiş. Yani sevgili Yengeç Burcu bugünlerde diyor biraz diyor, harcamalarına da dikkat et diyor efendim. Ondan sonra ve ailevi bir mutluluğu gösteriyor. Burada bir nişan, düğün, bayram, ailevi bir mutluluk olacak. Hani denizli yerden güzellikler gelecek ve bir 10 rakamı çıkmış. 10, 10 biliyorsun zirve demektir. Artık ondan sonra bence tekli rakamların bitişi sizin bir çift oluşunuzda da gösteriyor efendim. Ve burada virajlı virajlı yollara gideceğinizi gösteriyor. Bakalım, bakalım bir dakika olumlamanızı da okuyalım. Ondan sonra da fincanınızı yorumlayalım. İnanamıyorum. Siz bir değişime giriyorsunuz. Siz bir değişim yapıyorsunuz. Değişime, evet, Leyla'dan her şey köklü bir değişime gidiyormuş. Direnç gösterirsen üzülürsün diyor. Hayatımın her alanında olumlu sürpriz değişimlere kendimi açıyor, kabul ediyorum. Daha iyimser ve huzurluyum diyor kartlar. Evet efendim. Bakın. Çok güzel bir aşağı doğru bir akış, yani bu şey
güzel bir şekilde işlerinizin tıkırında gideceği, dileğinizin daha böyle dökmeden oluşacağı hemen yani bir güzel sevinç gözyaşı aktı. Sevgili Yengeç Burcu, çok ağlıyorsun bugünlerde. Neden? 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 Yani ya yükselen yengeçler, yengeçler yani bilin ki yükselen yengeçseniz de çok ağlarsınız. Ağlıyorsun, üzülüyorsun. Fakat öyle güzellikler geliyor ki hayatında bir açılım olmuş, hayatında bir nebze, bir güzellikler oluyor. Ve sen bir nebze deme, bu böyle bir tekerleğin dönmesi gibi büyüyerek de sana gelecek. A, E harfleri gördüm. Z çok güzel, zenginlik. Hadi bakalım, evet zaten yolculukların çıkmış. Büyük bir üzüntü ya da bir şey dalgası yine geçireceksin. Yine ağlayabilirsin bak. Ama bu artık şükür. Şükür ağlaması gibi. Tamam, üzüntüyü yaşadım, noktalandı. Bir şükür ediyorum gibi. Yengeçlerde böyle bir enerji var. Artık olan oldu. Hayat devam ediyor. 3 ve 1 rakamı gördüm. Deniz atı gördüm. Deniz atı. Deniz atı çok büyük bir şanstır. Evet. Aydınlık. Yani bastırdığım yer dahi apaydınlık çıkmış. M harfi çıkmış. Evet. 7'yi gördüm. Şimdi dilek dileğiniz bakalım sevgili Yengeç Burcu. Evet. Sizlerde iki tane dilek. İki tane dilek oluyor yani. Koskocaman dilekler böyle koyu bir şekilde dönüyor. Yurt dışı işlerin var. Hayatının böyle güzel bir dönemindesin. Döneminde kapı açılıyor. Bir melek kanatları korunuyorsun. Evet, burada da V harfi çıkmış. Ev ya da evlilikle ev alım satım, ev taşıma, evlilik yapma. Sende de ama tatile çıkma ve yolculuklar var yani çok güzel bu. Evet. Gayet güzel. Şimdi efendim. Evet. Bir Mevlana gibi bir böyle Mevlana kıyafetleri giymiş hani oluyor ya dönüyorlar. Semazenler var. Yani ne kadar güzel. Yani sizin ritüel yaparaktan, bir şeylere inanç geliştirerekten, o gücü kendinizde bularaktan her şeyi başaracağınızı gösteren bir fincan çıktı burada. Hayatımın her alanında olumlu ve sürpriz değişimlere kendimi açıyor, kabul ediyor. Artık daha iyimser, huzurluyum, zenginim, sağlıklıyım. Evet, değişim kartı çıktı size de. Çok güzel bir olumlamanız da çıktı zaten. Hoşça kalın efendim. Diğer videolarda yani burçların kalanlarının videolarını da hemen ekliyorum. Bir de çok güzel bir ilişki durumu açılımı yaptım ve yalnızlar. Onu da bu videonun arkasında ekliyorum. Hoşça kalın.